Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte orta ve uzun vadeli hisselerimizden olan DMSAS hissesinin detaylı analiziyle karşınızda olacağım. Size faaliyet raporlarını ve de DMSAS'ın sitesini göz gezdireceğim. Güzel bulduğum yerleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, DMSAS'ın öncelikle faaliyet raporuna bakmak istiyorum. Baktığımız zaman karşımıza ilk gelen şeyler yönetim kurulu. Yönetim kuruluna bakalım şöyle kısaca. Hayrettin Çaycı Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür Arslanpay Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ümit Uluçam, Metin Yaraş ve Tolga Yediz. Bu üç kişi yönetim kurulu üyesi ve de son iki kişi de yani Mustafa Kenan Selçuk, Hasan Tahsin Tuğrul bu iki kişi de bağımsız yönetim kurulu üyesi. Evet, şimdi burada sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana etmenler, yatırım ve kar dağıtım politikası var. Yani buralara bakmak istiyorum. İlk başlıkta da döküm sektörünün faaliyetleri ve sektördeki gelişmeler yer alıyor. Şimdi döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemiyle üretilen birçok mamul imalat sanayinin ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Tabii ki de öyle, doğru. Öyle ki üretilen sanayi mamullerinin %90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir. Burada aslında sektörün yavaş yavaş değişimi başladığını gösteriyor. Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumunda gelmiştir. Üretiminin %93'ünü otomotiv ve ilişkili sektörlere satmaktadır. Dizaynından prototipe, testlere ve nihai ürünlere kadar geçen sürede teknik bilgi birikimi ve tesisleriyle başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yeteneklidir. 2019 yılı sonlarında başlayıp 2020 yılında etkisini olumsuz yönde gösteren pandemi sonucunda otomotivde ana üretici firmaların tedarik zincirinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle bu firmaların tedarik zincirinde Türkiye tercihleri önem kazanmış olup bu gelişmelerin sonucu olarak da orta ve uzun vadede Türkiye'de döküm sektöründe kapasite artışları beklenmektedir. Gayet güzel, yani bir anlamda ülkedeki potansiyelden bahsediyor burada. Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem dünyada hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır denilmiş. Şimdi yatırım politikası ve yatırım faaliyetleri var. Yani şirketin ilk 6 ayda gerçekleştirdiği yatırım faaliyetleri, hemen bakalım. Talaşlı imalat bölümümüzdeki projeler için gerekli olan katma değerli ürünlerin üretimine yönelik ilk etapta 2 adet olmak üzere toplam 7 adet yatay işleme cihazı ile ilgili olarak tedarik süreci tamamlanmıştır. Yatay işleme tezgahlarından öncelik verdiğimiz 3 adet CNC yatay işleme merkezi devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. 4 adet CNC yatay işleme merkezi devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Yani %50'den fazlası devam ediyor. Yani burada da bir ağırlığa yatırım var. Talaşlı imalat tesisinde işlenen parçalarda sızdırmazlık testinin yapılması için gerekli olan bir adet sızdırmazlık test cihazı tedarik süreci tamamlanarak devreye alınmıştır. VAP yani verimlilik artırıcı projeleri hazırlama kapsamında EVD yani enerji verimliliği danışmanı firmasıyla 3 adet VAP proje dosyası hazırlanarak enerji verimliliği daire başkanlığına başvuru yapılmıştır. VAP proje dosyalarımız ilgili bakanlık tarafından onaylanmış olup VAP çalışmaları devam etmektedir. 1 adet yeni VAP projesi çalışmaları devam etmektedir denilmiş. 24 Haziran 2021 tarihli KAP'a yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında bahsi geçen hat yatırımı ile ilgili çalışmalara başlamış olup halen devam etmektedir. Burada gerçekten de yatırımların olduğunu söylüyor bizlere. Şirketin kar dağıtım politikası var. Burada da
burada bakın yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif ettiği zaman bunun nedenleriyle dağıtılmayan karın kullanımın şekline ilişkin bilgiyi genel kurulu toplantısında pay sahiplerine sunar ve ayrıca bu bilgi faaliyet raporunda yer almaktadır ve internet sitesinde açıklamaktadır. Yani şirketin ileriki yıllarda dönem karının yapacağı temettü ödemeleri piyasa şartlarına ve şirketin finansman ihtiyacına bağlı olarak belirlenen oranlarda yapılmaktadır. Yani benim anladığım kadarıyla burada bir temettü politikası planlanıyor. Hemen bakın skorkarttan gelerek temettü yatırımı var mı yok mu bunu da öğrenebilirsiniz. Bakın şuradan hemen DM esası yazalım. Evet. Bakalım eğer temettü ödüyorsa burada yazıyordur da aslında. Yani ne zaman temettü ödeyeceğini de bile yazıyorlar genelde. Burada herhalde şöyle bakın TTK hükümlerine göre %5.1 tertip yasal yedek akçe ayrılır demiş ama yani ne kadar ödedikleri yazmamış. Ben göremedim açıkçası. Evet bakın şurada temettü verimi varmış arkadaşlar. %1.82. Temettü veriminin seneler içindeki değişimi var mı ona da bakalım. Bakın temettü verimliliği bakın şurada 2017'den beri 2017'de hatta belki daha da eskiden itibaren temettü veren birisi bakın DMSAS bu anlamda tabii ki de güzel olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yatırımcıya güvenmiyor tabii temettü vermesi bu anlamda. Şimdi alacak riski var. Alacak riski şirketimizin kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları yöntemleri kontrol etmektedir. Burada da önemli olan şey bakın yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan bir sigorta poliçesiymiş. Likidite riskleri var bakın burada. Bunları ben çok önemsemiyorum açıkçası. Burada benim önemsediğim arkadaşlar kur riski. Hemen kur riskine bakmak istiyorum. Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmaktaymış. Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sıfıra yakın bir döviz pozisyon seviyesini korumakta ve aylık olarak kontrol etmektedir. Gerçekten güzel yani en azından kur dalgalanmalarından çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Faiz var. Faizde de yani faiz riski var. Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapılı kaynaklar kullanmaktadır. Evet. Ham madde, malzeme ve fiyat değişim riski varmış. Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en az indirgemek için tedarikçi sözleşmeleriyle sabit fiyat veya belirli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Ham madde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden gerektiği hallerde hedging ile riskten koruma yöntemleri gerektiğinde de kullanılacaktır. Evet başka neler varmış hemen onlara bakalım. Geçelim buralara. Evet ARGE çalışmaları var hemen bunlara bakalım. Evet, bayağı da uzun. ARGE çalışmaları bildiğimiz gibi yani çok önemli şirketler için. Projelerde amaçlanan yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini artırmak gibi şeyler. Yani önemli olan güzel şeyler. Biz neler olduğuna bakalım direkt buraya geçelim. Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki denetim başarıyla geçilmiş 27 Ağustos 2019 tarihi itibariyle şirketimize ARGE merkezi unvanı verilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihi ikinci çeyrek itibariyle toplam 7 ARGE projesi devam etmekte olup 3 proje bu yıl başarıyla kapatılmıştır. Bugüne kadar toplam 22 adet ARGE projesi başlatılmıştır. Bunlardan 15'i başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Gayet güzel. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilecikşehir Edebali Üniversitesi ile üniversite sanayi işbirliği kapsamında proje çalışmaları ve laboratuvar faaliyetlerimiz devam etmektedir. Arkadaşlar ben daha önceki iki videomda da söylemiştim. Bu videoda da özellikle söylemek istiyorum. Bakın bu şekilde üniversitelerle yapılan projeler gerçekten çok önemli. Şirketin büyüyeceğini gösteren şeyler bunlar. Sanayi işbirliği kapsamında bir firma ile proje başlatılmıştır. Bu projede hem Demirsaç hem de üretici firma açısından katma değerli çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak da katmanlı imalat teknolojisi kullanarak başladığımız proje başarıyla devam etmekte olup
Bu yöntem Ar-Ge çalışmalarının yanında seride de kullanılabilir hale getirilmiştir. Evet, şimdi başka şeylere bakalım. Çıkarılmış sermaye, bunları geçelim. Şimdi evet, bakın önemli olan yer burası. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri. Şimdi şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler ve inşaat sektöründe yöneliktir denilmiş. Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır. Yani dünyada söz sahibiymiş DMSAS bu anlamda. Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sifero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler dökme demir üretiminde ise yeni bir pazar oluşturulmuştur. Şirketimiz daha katma değerli üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda halihazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanı sıra ağır vasıta, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır. Yani normal bir demir çelik sektörüne ziyade bakın burada farklı sektörlere yönelmesi tabii ki de şirketi farklı güzel yerlere taşıyacaktır. Tabii ki burada başarılı işler yapması da tabii önemli etmen ama farklı şekilde strateji izlemesi de gayet güzel. Evet, farklı önemli yerlerine bakalım. Mesela bakın burada ürün ve üretim birimi bilgileri, üretim faaliyetleri ve kapasite durum. Hemen buraya bakmak istiyorum. Şimdi üretime bakarsak Demirsaş döküm üretimi ve işletme faaliyetlerine Bilecik ile bağlı Vezirhan beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş. Burada yani 130.000'i dağıtırsak 74.957'si döküme, 2.592'si işlemeye ve toplamda 77.549 metrekare alanda bu üretimler gerçekleşiyormuş. Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemleri ve inşaat sektörlerine yönelikmiş. Evet, bakın bunların da yani ürünlerin belli başlıları şunlarmış. Otomotiv endüstrisi için fren diskleri, fren kampanaları, volanlar ve baskı plakaları, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren ve motor braketleri, fren emniyet parçaları, salıncak kolları ve köprü ve taşıyıcı parçalarmış. Ağır vasıta için üretilen ürünler, kompresör gözdeleri, fren emniyet parçaları, çeşitli bağlantı parçaları ve de baskı plakaları. Soğutma sektörü için döküm parçaları da hermetik pistonlu kompresör parçaları ve de scroll kompresör parçaları. Hidrolik sektörü için ise bomba gövdeleri ve valve gövdeleri. Raylı sistemler için ise ray bağlantı parçaları ve de son olarak da İnşaat için ise iskele bağlantı parçaları üretiyormuş DMSAS. Evet, bir de bakın burada bir yazı var. Hemen bunu da okumak istiyorum. DMSAS otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sifero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını artırmıştır. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde kapasite kullanım oranı 27.501 ton üretim ile %69 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Demirsaş'ın Bilecik'te kurulum döküm tesisinde 3 adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu 3 üretim hattı otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makineleriyle en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır. Demirsaş son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini artırmayı planlamıştır. Hali hazırda birçok proje kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir. Evet, güzel. Yani burada yani daha da nereye götürebiliriz şirketi? Bu anlamda da bakın düşünmüşler ve bakın bu anlamda çalışmalara başlamışlar. Şirketimiz 2021 yılı, şurada satış faaliyetleri var, onu söylemedim. Satış faaliyetleri ilgili burada bir paragraf var. Bunu okumak istiyorum.
Şimdi şirketimiz 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2021 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında artmış, 27.800 ton olarak gerçekleşmiş. Bu dönemde net satış ciromuz 297,5 milyon TL olarak döviz bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 artış ile 31,7 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 tane madde sıralanmış. %28 artış ile 18.955 ton olarak satışlarımızın %68'i binek ve hafif ticari araç sektörüne, %70 artış ile 6.535 ton olarak satışlarımızın %24'ü ağır ticari araç sektörüne, %36 artış ile 2.539 ton olarak satışlarımızın %8'i soğutma kompresörleri ve diğer sektörlere yapılmıştır. Gayet güzel, yani sürekli bir artış var. 2021 yılı ilk yarısında talaşlı mamul net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %123 oranında artmış, satış ciromuzun yaklaşık %14 ve 44 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hem Türkiye'de hem de ana ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki üretim ve satış rakamları yakından takip edilmiş, satış ve planlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda devam etmiştir. 2021 yılı ilk yarısında net satış hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %105,9 oranında artmış, toplam satışlarımızın %36'sı ihracat, 109,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yani gerçekten ihracatı da çok fazla düşük değil. Bence bu anlamda da gayet güzel. İhracat yapılan ülkelerde bakın ağırlıklı olarak İtalya, yani çoktan aza doğru İtalya, Fransa, Tunus, Almanya, Polonya, Belçika, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İspanya, Hollanda, Rusya Federasyonu ve İngiltere olarak gerçekleşmiştir. Zaten buradaki ülkelerin çoğu da Avrupa Birliği'nde olduğu için şurada bakın Euro bazında bir, evet bakın şurada 31,7 milyon euro denilmiş. Muhtemelen Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle daha fazla aşırı neşir olduğu için euro bazlı daha fazla kazanç elde ediyordur diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada bir tablo var. Hemen tabloya bakalım. Yurt içi satışlar arkadaşlar 87 milyondan 192 milyona çıkmış. Yurt dışı satışlarda 59 milyondan 109 milyona çıkmış. Satıştan iadeler 2,5 milyondan 3,9 milyona çıkmış. Tabii ki de satışlar artarsa satıştan iadeler de artar, gayet doğal. Satış iskontoları da bakın hiç yokken bir anda 83 bine çıkmış. Bu da normal. Yani satışlar artıyorsa illaki burada dezavantajlar da olacaktır. Ama asıl önemli olan şey genel toplam. Bakın genel toplama baktığımız zamansa 144 milyondan 297 milyon, yani neredeyse %100'ün de üzerinde olan bir artış var. Evet, şimdi mali tablo verileri var. Buralara çok fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Yani burada belli başlı şeylere bakacağım sadece. Burada arkadaşlar kapasiteye bakmak istiyorum. Kapasite 80 bin tondan, yani 2018'de 80 bin tonmuş ve de 40 bin tonu gerilemiş. Üretim miktarına bakarsak da burada 60 bin ton küsürmüş. Sürekli bir azalış var arkadaşlar. KKO yıllık ortalama bakarsak da bakın burada da sürekli bir azalış olmuş. Ama 2021'in ikinci çeyreğinde 27 bin olarak gerçekleşmiş. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. 80 bin ton zaten dönem sonu. Ama burada çeyreklik olduğu için 40 bin olması normal. Evet, satışları zaten az önce bahsetmiştik. Personele bakalım. Personelde 638, 630 ve son 2 çeyrekte personel değişimi olmamış. İhracat tutana bakarsak da bakın 28 bin euro, 23 bin euro, 18 bin euro sürekli düşen bir döviz var. Ve de son 2 çeyrekte 11 bin euro olmuş. Dönem karı, net dönem karı, bunları geçelim. Bu varlıkları da geçmek istiyorum. Temel rasyoları da geçelim. Zaten bunları arkadaşlar ben temel analiz kısmında yeterince aktardığımı düşünüyorum. Evet, burada da çok önemli bir şey yok. O yüzden en son bakalım yine de çok önemli bir şey var mı? Bir de arkadaşlar bakın şurada bağışlar var. Bakın şirketin bağış yapması da tabii ki de sosyal sorumluluk açısından önemli. Bakın 24 bin
TL'lik bir bağış da yapmışlar. Evet, şirketin kısacası faaliyet raporu bu kadardı. Yani buradan ne anladık arkadaşlar? DMSAS gerçekten ölümsüz bir sektörü yatırım yapmış. Ve de sektörde normal işlerin dışında farklı sektöre de yönelmek istiyorlar. Bu anlamda da Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Dediğim gibi de üniversitelerle birlikte iş yapan firmalar her zaman büyür arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet, şimdi DMSAS'ın böyle sitesine bakalım öncelikle. Bakın, TPM tarafından bir süreklilik ödülü almış. Avrupa ve Türkiye'nin ilk dökümhanesi ödülünü almışlar. Başka kurumsal tanıtım videoları var. Ben burada şu an telif hakkı yememek için açmıyorum ama siz eğer sitesine girerseniz mutlaka bunları izleyin. Bakın, bir de burada ürünler var. Burada ürünlerin ne olduğu yazıyor mu? Şöyle büyütücü tıklayalım. Evet, burada yazmıyor ama sanırsam buralardan bakabiliriz. Evet, kurumsala bakarsak hakkımızda kısmı var. Bunu açalım. Kalite sertifikalar, testler, ödüller var. Üretime bakarsak ürünler, bakın burada yer alıyor. Hemen ona bakalım. Mühendislik, teknoloji, bunlara bakalım. Konum, iletişim, bunlar çok önemli değil. Evet, buralarda da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, şimdi hakkımızda gelelim arkadaşlar. Ben suyumu içeyim. Şimdi DMSAS 1974 yılından bu yana dünya döküm pazarında standartları yükseltmek için çalışmaktadır. Bugün ise Bilecik'te bulunan 130 bin metrekarelik üretim tesisleri ve Darıca Kocaeli'ndeki yeni yönetim merkeziyle Avrupa döküm endüstrisinin önde gelen şirketlerinden birisi haline gelmiştir. Gerçekten güzel. DMSAS büyüme stratejisi doğrultusunda 1990'lardan beri süren yatırımlarıyla bugün yıllık 80 bin ton üzerinde üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu büyümenin kilometre taşları olarak DMSAS 1989 yılında buzdolabı kompresörü, 1994 yılında otomotiv parçaları, 2001 yılında fren emniyet parçaları ve 2010 yılında ağır taşıt fren parçaları üretmeye başlamıştır. Sürekli bir yeni teknolojiye ve de gelişmeye önem veriyor aslında. Buradan bile anlayabiliyorsunuz. Bu arada 1977 yılında DMSAS halka açılarak pazardaki yerine güçlendirme kararını almıştır. Yani borsaya 1997 yılında açılmış. Bugün saygınlığı ve güvenilirliği sayesinde Avrupa otomotiv endüstrisinin tüm tanınmış markaları, orijinal ekipman üreticileri ve birincil tedarikçileri, geniş yelpazeli fren ve emniyet parçaları da dahil olmak üzere her cins gri, sfero ve döküm ihtiyaçları için DMSAS işbirliği yapmaktadır. Gerçekten şirket artık bir isim yapmış arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. DMSAS en ileri teknolojik imkanları kullanarak yaptığı döküm parça üretimine ek olarak 2012 yılında itibaren müşterilerine ürünlerini işlenmiş olarak sunabilmekte ve katma değer yaratmaktaymış. Bugün DMSAS JIPM tarafından TPM mükemmellikte süreklilik ödülüne sahip ilk ve tek Avrupalı dökümhanedir. Gerçekten bu anlamda da yine başarılı bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar ürünler kısmı var. Yani bu ürünlerin ne olduğunu yazılar arasında daha iyi olabilir. Yani mesela ben çok dökümden anlayan bir insan değilim. Mesela şu ne parça, bu ne parça, nerede kullanılır? Bunları az çok bilgilendirselerdi aslında daha iyi olabilirdi. Yani sadece şekillerine bakabiliyorum burada ne yazık ki. Çünkü ürün hakkında detaylı bilgi yok ne yazık ki. Bakın, yani şöyle bakıyorum, inceliyorum herhangi birinde var mı diye ama sanırsam hiçbirinde yok ya da ben göremiyorum. Şöyle gelelim, yani bulamadım yani kısacası. Evet, bunu geçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bakın, mühendislik adı altında mühendislik, burada da teknoloji var arkadaşlar. Buraları size okuyalım. DMSAS deneyimli mühendislik ekibiyle müşterileri için en uygun çözümleri sunar. Müşterilerin özgün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmek için endüstrideki tüm gelişmeleri takip eder. Prototip aşamasından itibaren müşterilerine her zaman destek olan DMSAS, tasarım süreçlerini geliştirmek için çalışır ve kaynaklarını verimli kullanabilmek için süreç optimizasyonuna odaklanır. DMSAS'ta üretim serüveni, parçaların tasarımı ve bu tasarımın çeşitli simülasyon programlarını kullanarak doğrulanmasıyla başlar. Elde edilen çıktılara ve müşteri özel isteklerine göre tüm seri ve prototip üretim modelleri CAD/CAM sistemi kullanarak DMSAS bünyesinde imal edilir. Üretimde kullanılan tüm model ve ekipmanlar
toplam verimli bakım prensiplerine uygun olarak kontrol edilir ve korunur. Tasarıma gelirsek de iki boyutlu ya da üç boyutlu müşteri teknik resimlerinden Unigraphics ve CATIA CAD CAM programları kullanarak model maça sandığı dizaynları yapılır. Simülasyona bakarsak da sıvı metalin kalıbı doldurması ve katılaşması sırasında meydana gelebilecek olası hataları önceden tespit edebilmek ve buna bağlı olarak yolluk ve besleyici sisteminin en uygun tasarım şekline sahip olabilmesi için önlem almak amacıyla MagmaSoft ve NovaFlow and Solid simülasyon programları kullanılır. Simülasyon programı kullanımı sayesinde seri üretim öncesi deneme sayıları azaltılarak numune süresi kısaltılmaktadır. Tabii ki de arkadaşlar bu döküm parçalarının bir üretim süreci var ve bu üretim sürecinde en az kayıpla üretim yapabilmek için bu çeşitli programlar var ve de bu programlarla birlikte aslında yazılımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu da bir kez daha görüyoruz otomotiv için. Son olarak bir de model yapımı var. Dizaynı yapılmış model ve maça sandıkları CNC tarafından, yani CNC tezgahlarında direkt CAM programı ile işlenir. Deneyimli çalışanlar tarafından tesviye işlemeleri tamamlanarak üretime hazır hale getirilir. Aslında bakın burada tasarım, simülasyon ve model yapım, bakın bu aşamalardan geçerek parçalar oluşuyormuş arkadaşlar. Evet, son olarak bir de şeye bakacağız arkadaşlar. Burada teknoloji kısmına bakacağız. İlk olarak ergitme ve döküm var. Ergitme prosesi 24 ton bölü saat, yani saatte 24 ton kapasiteli otomatik beslemeli kupol ocağında veya 4 adet saatte 6 ton kapasiteli indüksiyon ocaklarında devam etmektedir. Ergitilmiş sıvı metal döküm öncesinde 60 ton kapasiteli 2 adet bekletme ocaklarında bekletilmektedir. Kalıplama var. Yani önce ergitme ve döküm, yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Ergitme dediği sanırsam arkadaşlar eritme, yani eritmenin bir farklı adı sanırsam ergitme nedir? Hemen yazalım. Yani ergitme aslında sıcakları ısıtarak katı halden sıvı hale getirme. Yani bir nevi eritme arkadaşlar. Ama dökümdeki adı ergitme. Öyle söyleyelim sizlere. Ergitme oluyor ve daha sonra bunu arkadaşlar döküm olarak, burada bakın sıvı metal döküm öncesinde burada bekletme odalarında bekletiliyormuş. Daha sonrasında ise kalıplama işlemleri var. Hurdanın nitelikli parçaları dönüşümü kalıplama hattı operatörlerinin tanıklığında gerçekleşir. Kalıplama işlemi devam ederken sıvı metalin tüm şartlarının yüksek kalite standartlarına uygun olduğunun doğrulanması için termal ve kimyasal analiz teknikleri kullanılır. Kalıplama prosesi otomatik aşılamalı ve lazerle döküm seviye kontrolüne sahip döküm ocakları olan dikey kalıplama hatlarında gerçekleştirilmektedir. Bu da arkadaşlar herhalde bakın kalıpların çeşitleri, işte kalıp ölçüleri var bakın burada. Soğuma hattı, işte dizamatik, yani bu terimlerden çok anlamıyorum ne yazık ki. İşte kum mikseri var bir adet, iki adet de şu cinsten var. Yani eğer burada makineci arkadaşımız varsa, da makineye de bu sektörün içinde olan arkadaşlar varsa, yani şu terimler nedir tam olarak bizi bilgilendirirse çok sevinirim. Bir de arkadaşlar bakın burada temizleme ile ilgili makineler yer alıyor. Yani mesela trim pres varmış. 3 adet trim pres, 3 adet serften varmış. 2 adet demisaçtan varmış. Serf sanırım markası da olabilir arkadaşlar. CNC otomatik taşlama makinesi de 3 adetmiş. SAM300 silindirik taşlama makinesi varmış. Bir adet. O da Rahimman diye bir şey. Bunlar marka da olabilir. Tam bilmiyorum. Daha sonra işte arkadaşlar robotik taşlama makinesi, otomatik taşlama makinesi, askılı kumlama makinesi, tamburlu kumlama makinesi, hat 1 üretim hattı sonu, hat 2 üretim hattı sonu, hat 3 üretim hattı sonu, işte kumlama makinesi yine tamburlu. Ve de son olarak da işleme var. İşlemede de dikey CNC tezgahları, yatay dikey işleme merkezleri ve de otomatik balans markalama makineleri. Yani arkadaşlar burada eritip dökümünü yapıp bekletiyorlar. Daha sonra içinde kalıplama işlemini yapıyorlar. Kalıptan çıkarttıktan sonra işte arkadaşlar anladığım kadarıyla burada taşlama makineleriyle şekil veriyorlar. Ve de şekli verdikten sonra artık CNC makineleriyle artık istedikleri dökümleri
elde ediyorlar. Bu şekilde anladım arkadaşlar. Eğer bir hatam varsa yorum kısımlarında belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, DM esas da bu kadardı. Daha da artık ne aktarabilirim bilmiyorum DM esas ile ilgili. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum DM esas ile ilgili. Burada arkadaşlar teknoloji ile ilgili çok bir alakalı bir şirket olmadığını söylemek istiyorum. Yani böyle bir yazılımdır bu tarz, yani illaki yazılımla iç içe olacak. Ama böyle nasıl söyleyeyim sizlere, bir yapay zekayla aşağı yukarı çok ilgili yok. İlgisi yok yani sektörün benim gördüğüm kadarıyla. Biraz da otomasyonla ilgisi var. Ama sektör ölümsüz bir sektör, bunu söyleyebilirim. Ve de arkadaşlar çelik olduğu sürece, döküm olduğu sürece yani her türlü ülke gelişir. Yani çünkü ülkenin her zaman döküme ihtiyacı olur. Bu anlamda da ölümsüz sektörlerden biri yani, tekrar bunu söyleyelim. Ve de arkadaşlar benim çok dikkat ettiğim şeyler, Ar-Ge çalışmalarında üniversitelerle işbirliği yapıyor mu yapmıyor mu? Bu konulara çok dikkat ediyorum. Çünkü neden? Arkadaşlar üniversiteler her zaman literatür tarıyorlar. Yani yabancı ülkelerdeki yazılan makalelerdeki şeyleri de getirip Türkiye'de bu tarz şirketlerle paylaşarak aslında şirketinde neye yatırım yapması gerektiğini söylüyorlar. Tabii ki de üniversitelerle iletişim halinde olan şirketler de gelişmek için bir adım önde oluyorlar arkadaşlar. Yani bu anlamda üniversitelerle sürekli iletişimde hali olması şirketi benim için bir adım öne çıkarıyor. Bunu söyleyelim. Bir de arkadaşlar DM esasın son beğendiğim özelliğini de söylemek istiyorum. Yani sadece dökümle ilgilenmemişler. Yani otomotiv ya da soğutmaydı sanırsam. Bununla ilgilenmemişler. Farklı inşaat gibi, bakın bu tarz sektörlere de yönelim göstermişler. Bu anlamda da gerçekten güzel. Farklı sektörlerde de biz varız demesi de gerçekten güzel. Ve de ihracat anlamında da gayet güzel. Ve de ihracatı da çoğu ülkenin Avrupa Birliği'nden olması, kazancının euro bazlı olması, büyük bir kazancının, bu anlamda da ülkeye döviz girişi olması ve de ülkenin sayılı markalarından biri olması, Avrupa'da tanınan bir marka olması DM esası öne çıkaran etmenler. Tabii ki de siz yatırım yaparken yine de kendiniz düşünüp taşınacaksınız. Ona göre yatırımınızı yapacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim DM esasla ilgili aktarışlarım bu videoda bu kadardı. Umarım video beğenip hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolardan anında haberdar olabilir ve de videoları ana sayfada görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Açıklama kısmından mutlaka Telegram grubuna katılmanızı öneriyorum. Hepinize de bol kazançlar diliyorum.